Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir Farming Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Serinin 17. bölümüyle özel bir videoyla karşınızdayız. Son iki video yayından alınmaydı. Yayınlardan kesmiştik. Arada video kesecek zaman olmadı. Gönül Orçun, ben Yasin ve Çağatay. Millet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum abi. Selamlar. Yasin, sen nerelerdesin birader? Gönül, sen nerelerdesin? İki bölümdür yoksunuz. He? Hainler. Biz iki bölümdür mü yokuz? Ben Gönül... bir bölüm abi, olması bir... lazım. Aynen, Gönül bir bölüm. Halimi söyleyeyim mi abi? Söyle. Benim denemem vardı abi. Denemeye girdim, çıktım. Toplam netim 13. 13 mü? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hiç gitmeseydin Yasin, gerek yoktu yani. Denemesen de olurmuş aslında. Vallahi. Arkadaşlar, bugün fabrika işine giriyoruz. Hemen ben şöyle şey yapayım. Tarlayı sabanlayalım Orçun. Sen çok heyecanlısın. Ben sabanlıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Mart ayında ne ekiliyor? Mısır. Mısır ekiliyor mu? Mısır'a bakacağız. Diler. Bir tane daha saban vardı. Duruyor mu? Aa, ayçiçeği ekiliyor. Mart ayında bir ayçiçeği ekelim ya. Ekelim abi. Kandırıldım ya. Ne oldu Gönül? Arabaya binebileceğimi zannediyorduk ben. Ah be. Orçun tarlayı ekecek arkadaşlar. Şöyle tarlanın etrafında bir tur atalım yeni BMW'mizle. Bunu aldık, o kadar binelim buna. İyi çalış ha. Orçun, okay. Bundan sonra BMW ile arkadaşlar, daha doğrusu traktör motorlu BMW'mizle. Sesi çok kötü çünkü. Etrafta gezineceğim. Abi tarla, bak, o görev dağılımı bugün şöyle. Ayçiçeği ekeceğiz, tamam mı? Bütün tarlalara, hepsine. Ayçiçeği alacağız bütün tarlalardan. Yeni şey, tarla alacağız. Küçük tarlaları da mı? Hepsine işte, bütün tarlaya. Ondan sonra bir de yeni bir fabrika dikeceğiz. Ayçiçeği yağ fabrikası. Bir de zeytin ekeceğiz. Yetişir mi zeytin? Yetişmeyebilir belki. Bakarız. Evet. Benim traktörüm nerede? Çağatay şu an delirdi arabayla. Ordum biraz, evet. Arabayla üstüme çıkacak. Ben şundan kaçayım BMW'yi. Abi, yeni BMW'miz harika. Arkadaşlar, da dörtlüyü de yakayım. Ben iki şeyi aldım bu arada. Ah be, kayar led koymamışlar hainler. Evet. Gönül, benim gel sen. Benim traktörüm de... yok. Var. Şeyde. Ha, burada. Ayçiçeği mi dikiyordun? Var. Buldum. Tavukların oradaydı galiba dün akşam. Geliyorum. Dur, buldum, bekle. Şimdi. Gönül, neredesin? Ha, buradasın. Tavukların oradayım. Tamam. Biz seninle şey yapalım. Para kazanalım, para. Neyimiz var bizim? Şu arpayı boşaltayım bir. Kumaş elbiseleri satabiliriz. Sen gerçekten böyle arabayla mı gezeceksin sürekli? Yok ya. Hava atıyorum. Sen fakirsin ya. Arabanla koyuyor böyle. Tamam, çekilir bizi bir yere gideceğim. Sendeki traktörün bundan pahalı olması. Harbiden mi? Bu 60 bin dolar BMW, ne ki? Ben de BMW alsaydım. Al. Başka bir araba al. Al. Ama tarlada ne yapacağız işte? Gezer. Yan tarlada daha önemli. Yan tarlaya da lambur lumbur giriyorum abi. Gir baba, gir. Her tarafa girin. İkici de sen varsın. İki kişi saban yapıyor. O zaman bir kişi de merdane yapsın. Ben tarla işi çok yaptım arkadaşlar son yayınlarda. O yüzden merdane yapmıyorum. Yani saldım tarlayı. Arkadaşlar, çok kısa videoyu bölüyorum. Sponsorumu tanıtmam gerekiyor. Videoların açıklama kısmında gördüğünüz bir link var. Innovapin'den ucuz, güvenli, faturalı UC için. Efendim, bu linke tıklayıp siteye kayıt olduktan sonra, bakın böyle bir ekran geliyor. Buradan kaydınızı oluşturduktan sonra Innovapin'in ana sayfasında çekilişler yazan bölmeye bir kere tıklarsanız burada benim oluşturduğum bir çekiliş var. Efendim, toplam ödül 1000 lira ve hesap bakiyesi olarak 8 kişiye yüklenecek. Yüklendikten sonra istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Diğer yayıncıların oluşturduğu, bakın, 500 lira hediye kartı gibisinden diğer çekilişlere de katılabilirsiniz. Onlar herkese açık, fakat bizimki referansa özel. O yüzden linkten kaydolduğunuzda hem benim çekilişime hem diğer tüm bu çekilişlere katılabilirsiniz. Şuradaki tamamlananlar linkine tıklayarak da diğer tamamlanan çekilişlerde kimler kazandı, kimler kazanmadı, bunu görebilirsiniz. Bakın, burada kazanan listesi var. Kardeşinize destek olmak için linkten kaydolmayı unutmayın. Videomuza hemen devam edelim. Heh, söyle. Merdane'yi Gönül abla yapsın. Gönül merdaneye bayılıyor. Merdaneye de alışkınsındır abla, ev işlerinde. Ya niye merdane bana kaldı? Sen yapma, gel. Sensin abla. Onlar yapsın, gel. Biz seninle başka şey yapalım. Ne yapalım? Ben de traktörle geleyim bari. Traktörü sağ ol. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya bırakayım o zaman da. Hı-hı. Yürümesi kolay olsun. Bunun içerisinde ne var? Bak, bir tane Iveco çeksene Gönül içeriden. Abi dikine git. Şey abi. Dikine mi gideyim abi? Yandan başladım ya, o yüzden. Şey abi. Efendim abi. Anladım ben onu. Hoş geldin.
Tamam. Gönül, ben elbiseleri satmaya götürüyorum. 18 ton elbise biriktirmişiz. Ben şeyi ne yapacağım? Neyi? Şunu da kapatayım. Ben ne yapacağım? Burada yukarıda kaç ton yapağımız Iveco var? Iveco dediğin Isuzu değil mi? Lan yapağını makineye aldı yanlışlıkla. Ah be. Dur kapat. Aç çekeyim abi. Isuzu aynen. Tamam. Abi. Efendim kardeşim. Ay çekirdeği ekiyorum. Ay çekirdeği. Ay çiçeğim miydi? Ay çiçeğim miydi? Neydi işte? Ay güne bakan işte. Ekşen. Ben onları mı alacağım? Aynen sen bunları alacaksın, oradan açma otomatiği çünkü şey otomatik onları da yükler. Ben sana yardım edeyim, yüklemede şeyle yüklerim elle. Gel. Zaten çok yok. 3-4 tane de aşağıda tamam, var. Tamam. Ben açmadım hiç bu arada. Çekmez inşallah. Açmadıysan çekmez ya. Bak ya hain arabadan bile inmiyor. Bu kadar gılbık olma ya. Allah Allah. Tamam tamam yükledim. Ben yüklerim dedin. Ben ne yapayım? Yardım ederim be, dedim. Kralım ya. New Holland çok iyi bu arada. Ben de alacağım ondan ya. Fendi satacağım. Fendi'den hiç memnun değilim. Biz onu niye aldın? Tamam onu da al. Ne varsa alalım. Ne olacak? Aşağıda koyunların orada da var Gönül. Ben yukarı gidiyorum. Şeye. Farmer Market'e. Sen bunu iplikçiye satacaksın. Tepedeki yer var ya. Bak nereden gidiliyor biliyor musun? Gel benim ekrana. Koyunların oraya gideyim. Tamam. Dur, göstereyim gideyim. İstersen bir. Açtım. Bak buradan geliyorsun. Bu toprak yoldan. Yukarı doğru. Geliyorsun, tamam. geliyorsun. Bu asfalt yoldan yukarı doğru gidiyorsun. Dümdüz. Gidiyorsun. Bak nasıl tarif edeyim. GPS gibi adam ama. 3 boyutlu haritayım. İleriden şöyle dönüp geliyorsun tepeye doğru. Buradan yine tepeye doğru geliyorsun. Aha burada zirve. Buraya ya satacağım. Bu yolu niye bu kadar dolambaç yapmışlar ya? İstersen direkt tırman. Traktörü yükle, römökle. Gidebildiğin yere kadar dik git. Ya şuradan şeyleri de alayım. Tamam hadi bakalım. Para lazım. Arsa alacağız ya. Arkadaşlar ayçiçeği işine giriyoruz ya. Takım. Nasıl gidiyor tarla işi? Yardım lazım mı? O zaman abi şey baba fabrikası diyor, yapalım. Yağ fabrikası. Delay var bu çocukta. Nasıl delay var ya? Dedim ya yağ fabrikası kuracağız diye amaç o. Yağ fabrikası mı dedin sen? He? Yani düz baş yeni bir fabrika kuracağım. Aynen yeni fabrika işte ya hiç yok ya. Ama abi tamam neyse. İncindi ya. Ama abi. Bir sonraki bölümde inek işine gireceğiz arkadaşlar ya muhtemelen. Aynen. Aynen ya. Bunları bir satalım ya. Ünlü hocam nasıl Allah nasıl gidiyor işler güçler Ünlü hocam ya. Gelmiyorsunuz hiç yayınlara videolara. Ya tam... ben dün çok kötüydüm. İlaç içtim öyle uyumuşum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Orçun bu hastalığı ne yapacağız biz ya? Evet, ya bilmiyorum. Ben tam iyileşeceğim, işe gidiyorum tekrar hasta oluyorum. Ben anlamadım bu işi. İşe gitmediği gün de sabah 5'e kadar bizde oyun oynuyor. Ama çok kötü oldum dün ya, görmen lazım. Zaten sesin biraz gripimsi geliyor biliyor musun? Evet. Ahmet ya, bir sonraki bölümde şey yapalım, ineğe girelim abi. Hah, 299 bin. İyi para bence. Kanka aynen inek işine girelim diyorum. İnek ve domuz çiftliği de kuruluyor. Domuz çiftliği de yapabiliriz aslında ya. Arkadaşlar yabancılara olur. Satarız ya. Müslümanlara vermeyiz. Olur biter bu iş. Nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Domuzlardan ne alınıyor acaba? Gübre alınıyoruz galiba. Bence gübredir. Orçun sen orada devam et istersen ben buradayım. Orada? Buradayım zaten. Bir tur kaldı burada. He tamam. Bir tur kaldı dese yok. İş çözülecek. Okay. Hep zoru seçiyor. Bir Çağatay, iki Cengiz. İkisi de. Biz böyle konuşuyoruz abi Cengiz abi. Ben de anlamadım. Cengiz de dün nasıl atıştık ama Gönül. Vallahi en son kavga edecektim ya. Hain. Bırakıp kaçıyor işi arkadaşlar. Bugün de işte herhalde. Bugün de kaçtı. Bu arada giderken park freni çekince ne oluyor acaba? Şurada bir deneyeyim bakayım. Yanılıyorsun. Çok iyi. Hızlı duruyor biliyor musun? Dırt diye şey el frenini çekme sesi geliyor sonra duruyor. Bu arada 1 milyon para oldu. Gönül senden ne kadar gelir acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Şimdi gidiyorum. 1 milyon mu? Milyon milyar. Artık çok para kazanıyorsun. Ben tatile çıkıyorum abi. Büyük para al. 20 bin dolar al tatile git. Ne dedin? Abi biz Bodrum'a bir tane otele gitmeyi planlıyoruz işçilerle. Titanic Hotel miymiş neymiş. Geceliği 30 bin dolar abi beni ilgilendirmez. 20 bin... 20 yılı doldur. 20 yılı 20 bin diyorum. 20 yılı doldur ondan sonrası kolay.
Ahmet abi bizim yemeleri verse zaten para kalmayacak ki burada. Estağfurullah hocam. Para da neymiş ya? 20 yılda doldursa zaten emekli olur ya. Doldurduk ama ilk aldığımız traktörün şeyine süresine baksana. Görün. Şu an yoldayım. Benim New Holland 35 saat kullanılmış. Ya narin kullandık traktörü. Bir de en az o yani. Evet şimdi. Hemen bakalım. Merak ettim arkadaşlar kaç saat diye. En yüksek traktörümüz kaç gün diye. Abi en yüksek traktörümüz Massey Ferguson MF8S. 556 aydır bizde. Kaç yıl yapıyor lan? Ve bu makineyi toplamda dur tersten bakalım 55 saat kullanmışız. 35 saatte New Holland'ı kullandık ki onu sıfır aldık yani. Vay anasını. En yüksek makinemiz kaç para? En yüksek makinemiz 160 bin. Ne para çevirdik bu çiftlikte ya. Ben çiftliği alıyorum o zaman yeni çiftliği. Yeni çiftlik mi alıyoruz? Çiftliği mi fabrikayı mı? Yeni arazi alacağım. Kanka fabrika kuracak yer yok ki. Karşı araziyi satın aldım ben 200-300 bin dolara. Şu şeyi mi aldın? Bayırı yeri aldım deme bana. Karşıyı aldım arkadaki yeri. 21 numarayı. Köprü yapacaktık ya araziyi düzleyip. Sen unuttun mu ya? Evet. Yaşlanmışsın ha. Ben de onu konuşmadınız ya. Dün bana böyle şeyler anlatmadınız. Burası güzel arkadaşlar. Bunun giriş kısmını düzleyip full. Tamam mı? Bu arazide de bir şekilde önemli değil şu an. Daha önemli işlerimiz var diğer tarafta. Şöyle bir düzleyeyim ben burayı güzelce. Burada bir fabrika yapalım şöyle. Düzlemeye iyi para gidiyor ama düzlemek de şart. Fabrika yapacağız ya. Arazinin engebeli olmaması lazım. Bir şey diyeyim mi? Buraya 3-4 tane fabrika sığar ha gençler. Çok rahat bir şekilde. Sığar abi. Toparlayayım burayı bir. İçinde de bir şey ekiliydi ama boşa gitti. Ne ekiliyse artık bilmiyorum. Şöyle bir düzleyeyim. Önemli değil ya. Bizim arazi zaten... Yani bizim arazinin uğraşı bence yetiyor bize. Gördün mü rakamı? 118 bin. Bu kadar çok para mı? Tarlanın yarısını bitirebildim ya. Birisi daha bir ekici alıp gelse olmaz mı yanıma? Yok ki başka. Derin ekici. Bizimkilerin işi bitenler merdaneye geçsin. Gelsin. Yapmıyorlar abi, çalışmıyorlar ya. Niye? Sarma işlemi bitmedi mi? Ay vah, benim oyun dondu. Benimki de dondu. Benimki de dondu. Eyvah. Hadi kapatalım. Aynen, kapatacağız. Mecbur geri geleceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, devam ediyoruz. Ufak bir kreş yedik, bir de ağaç var şimdi önümüzde de. Şöyle ben burayı bir devam ettireyim şöyle bir tane de olsa. Şöyle tamam mı? Ve bence kanka... müthiş oldu. Bak müthiş oldu Yasin. Senin tanka. Evet abi müthiş olmuş da. Benim tanka bir gübreyle buğday mıdır? Ondan doldurabilecek var mı? Tamam. Getireyim mi? Ben buradayım da. Evet. Neredesin? Ha ben getireyim. Gübre de atıyorsun mu aynı zamanda? Ben boştayım. Hı-hı. Gelirim. Bana bırakın o işi. Tamam, gübre atıyorum. Ben de gübre makinesini çıkarttıydım tam. Kanka. Gerçi o gübre de atıyor. Şimdi sana ne lazım? Yasin bana bir de bakayım. Sıvı gübre. Bir de şey tohum, ay çekirdeği. Tamam. Ay çekirdeği. Tık. Lan ay arkadaş. Ay çiçeği. Üçüncü şansa geçmiyor ya. Allah Allah. Evet bugün geçmiyor. Abi ay şunu... çekirdeği değil mi bunun doğrusu ya? Ay çiçeği. Yo, ay çiçeği, ay çiçeği. Yo, o cidden. Zaman niye çekirdek oluyor bu? Bitince çekirdek oluyor. Hayır çekirdek için işlemden geçmesi lazım. Orijinal hali ay çekirdeği değil mi? Ayçiçeği, ayçiçeği, tamam işte, ayçiçeği. Hayır ayçiçeği, ayçiçeği. Oğlum beynimi durdurdun lan. Kabul etmedi. Ben kabul etsem de artık. Bilimsel gerçekler kabul etmiyor yani. En şimdi bu ayçiçeğinin üstündeki çiçeğin içinde çekirdek oluyor. Değil mi? Evet. Ama işte çiçek tohum yapıyor işlem, normalde. İşlem görmemiş bir şekilde alıp çitleyebiliyorum. Ama çiğ oluyor. Ama çiğ işte, o çiğdem. Öteki de buysa o zaman, ne alakası var ya? Hayda bir kusurdu bildiğin çekirdeği. Öteki de pişirdem o zaman, muhabbete bak Allah'ım ya. Buradaki. Erkeklerin kafasının yarım yamalak çalışması. Hop, araba yemin ediyorum var ya. Seni ikiye böleceğim bir gün araba, abi bu... Biz oralara set kursak da şunlar geçemese nasıl olur? Biz nasıl geçeceğiz? Zamanında buraları hep tarlaydı. Çekeriz geçeceğimiz zaman. Kanka şey... Aslında var ya bu marketin yanındaki tarlayı alsaydım mükemmel olurdu biliyor musun? Niye? Markete daha yakın. Onları da alacağız. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? Ben de geldim. Yasin'e nakil yapıyorum. Ne nakli? Tamam. Oo,
açın. Vallahi tohum muhum. Herkes gibisin maşallah. Ne bulursam abla, niye götürdüm. Niye önüme geçtin? Yeter fark mi? Fark yapıyorum. Bir dakika abi, tohumu da doldurayım. Kaldırırsam biraz. Almıyor mu buradan? Boşaltması daha kolay olur. Bir torba daha getirdim. Lazım son dışı yapayım. Makineyi kapat bari. Makine tabii çalışmasın. Heh. Mazot yakıyor ya. Perede yapılacak bir şey var mı? Ben Yasin'in ekmediği yeri sarmayayım değil mi? Evet. Evet. Allah kayıyor. Yasin bunu da doldur. Ama nasıl makine? Bir daha mı? Al hepsini al. Ne oldu? Ne Nihoyland çekmez diye mi korktun? Abi bu makine cidden imkan... Ne korkacağım abi? Senin fendine benzemez ki bu. Fend bu arada bozuk ya. Ooo tekerler nasıl kirlendi lan? Tamam içine gidince. Kaydı. Bak abi izle nasıl çekiyor bak. Akıl imtihanı bu ne abi, yan gidiyor. Ben Ragnarok'un bana hediye ettiği T7 alacağım ya. Alacağım abi. Taş kafa yazıyor üstünde. Onu da kullanmazsınız herhalde, arsızlık edip de. Merhaba. Yok kullanmadım. Merhaba. Hayali bir traktör bu arada abi. Sarma yapılmış mı? Yapıyorum abla. Ufaktakilere sormak lazım. Yapılmış mı gençler? Biber dolması yaptım ben bugün. O için de gübreledi herhalde. Tamam. O zaman tarlada iş yok. O zaman hayır var Gönül. Romorke ayçiçeklerimizi doldur bakayım, ayçiçeklerimizi. Hasatta biraz vardı. Ha işte ayçiçekliği oldu. Ya her neyse işte, o zaman zingoyu doldurur musun? Allah sizin eğitmeye ya. Şuraya fabrika kuruyorum ya. Yeter artık ya. Yeni bir fabrika istiyorum. Paraya ihtiyacımız var ya. Anlamıyorsunuz ya. İplikhane, tahıl değirmeni, sakinim. Marangozluk. Lan bir de marangozculuk mu kursak Gönül ya? Sen çalışın mı bunun içinde? Marangozculuk abi, ben marangozculuk yaparım mı? Mısır gevreği fabrikası. Yok bu değil. Yağ değirmeni. Ben bahçe insanıyım ya. Ben bahçeyle ilgilenmek istiyorum. Allah Allah. Sosyete. Olmaz mı? Bahçeyle ilgileneyim. Ben buraya yağ değirmeni kuracağım. 80 binmiş. 2 tane kuruyorum ya. Zeytin de yapacağız abi, ya. Bu tarafı saracak. Valla o iş beni sarmadığı için ben sarmıyorum. Sarcak arkadaşlara başarılar. Gönül, atlar bazen beni değişik ses çıkartıyor ya. Onun gibi yapmadım Yasin. Ulan Yasin çok fırıldak adamsın ya. Seviyorum seni. Bir daha teşekkür edeyim abi. Et bakayım. Teşekkür ederim abi. Şeyde... neydi onun adı? YouTube'da yazıyorlar böyle yorumlara. İşte diyor Yasin de çok uğraşıyorum falan diyorlar. Uğraşma şu çocukla diyorlar. Sana kızıyorum sanıyorlar, tamam mı? Halbuki ben Çağatay'a kızıyorum. Bir de Gönül'e, bir de Serhat abiye, bir de Orçun'a. Ya abi kızmadığı biri kalmadı zaten ekipte. Kime kızmıyorsun desek daha doğru olur. Ya abi sen aradaki... aradaki espriyi anlayamayan varsa kardeşim... sil kardeşim o YouTube uygulamasını. Ya da Ecel Faruk'un dediği gibi, bırak kardeşim Jura traktörü, şurada sen geç, altında ezdir kendini ya. Allah Allah. Fabrikalar hazır Gönül. Getir hadi şeyleri, yiyecekleri. Alo. Nereden getireceğim? Allah, ben yolu kullanıyorum. Sen de helikopteri kullan. Yani sen ne istiyorsun? Hayır. He söyle. Silo'da mı? Silo'da. Daha önce. Bana bunu söyle. Niye dalga geçiyorsun benimle? Bak seni döverim abi. Dalga denizde olur abla. Oo. He abla, benim çiçekli gömlek ne oldu ya? Lan kız daha maaşını almadı be. Yazık ha, kaçını be. Kaçını da alıyorsun abla. Maaşını almadan iş gideceğim herhalde bu gidişte. He Gönül, memnun değilsin herhalde işten. Vay arkadaş ya. Değilim maalesef. Biz de sana çörekleneceğiz diye şey yapıyorduk ama. Ah be. Çalıştığı günün maaşı yatacak ya, oradan alırız. Onu da kendi alsın, yazık be. Yazık, günah ya bu insana. Hiçbir para kullanmasın bu insan. Değil mi Gönül? Para kullanacağım de. Demek ki var, çalışmıyor abi şimdi, ne diyeyim. Öyle düşünmemek lazım şimdi. Var mı Gönül abla? Şimdi. Var mı Gönül abla? Ya yemin ederim o kadar fakirim ki Orçun. Bak ne isteyeceğim diye bak, ne fakir edebiyatı yapıyor bana. Tamam. Yaparım. Bir şey diyeyim mi, buraya terzi de açabiliriz, yeni terzi ha. Beyler çok para kazanmak için. Açayım mı lan? Açıyorum ha. İsteyen var açma, mı? Açma. Niye? Açarsan kapatamayız abi. Nasıl lan, anlamadım espriyi ya. Espri yaptı da. Hakikaten açayım mı, ona göre açacağım ya. Açma abi ya, çok hemen para kazanmış oluruz yani. Tamam o zaman açmıyorum. Okey. Mantıklı geldi bana. Korktum abi bir açarsan diye şimdi. Gönül, ne yaptın bizim şeyi ya, ayçiçeklerini? Dolduruyorum da. Bir aksilik oldu, dur bakayım. Geliyorum, yardım lazım mı? Aa bu arada şeyler... Seralarda su var mı acaba, ben seralara su vereyim ona ya. Ona gidiyorum şimdi. Ha sen de mi gidiyorsun? Bakayım. Kanka seralar doluymuş, 20 tonmuş ya. Hepsi dolmuş ya. Direkt abi ki. Benim ben. Efendim? Sen kimsin abi, ismin neydi? Çağatay. Sen kimsin abi, dövecek ha. Sen kimsin? Yanlaya geziyorum merdaneyle zaten ya.
Merdane öyle. Merdane çok ağır abi. En büyük kapı bu muymuş? Abi ben buraya kapı koyup da bizimkileri tilt etmem yok mu? Var bu arada. Arkadan düzelteyim Gönül abla. Bir dakika. Şu an... Arkadaşlar içeri doğru şey kalmadı. Neyi? Gidiyorum. Ha kalmadı mı? Tamam. Kalmadı. İşte tarladan alacağımız yeni ayçiçekleriyle beraber bayağı bir yağ üreteceğiz. Nereye gidecek bunların şimdi? Zeytinlik kurabilir miyiz lütfen abi? Kuracağım. Eski yeri çık gel Gönül. Eski bir tane köprümüz var ya, konuşamadım bir yandan. Üzümlük ve zeytinlik çok güzeller. Ağ bahçe işleri tam Gönül abla oldu. Vallahi öyle ha. Bunların niye sağlığı %40 ya tavukların? Yemlerine bir bak. Yemler azalmıştır belki. Besinleri 8900 litreymiş daha. Tamam. Bunlar da yeni alındıysa. Şeyin arkadaki köprüsünden mi? Arkasındaki köprüden mi? Taş köprü de olur, o köprü de olur. Hangisi kolayına giderse ikisinden de gelebilirsin. Taş köprü kastamam. Şunu bir deneyeyim o zaman ya. Dur bakayım. Bir dene bakalım. Gereken ben de... Abla nereye giriyorsun? Allah Allah, lag girdi. Abi bunun ikili... Burada köprümüz var ya. Aa dur, bunun üstüne yapabiliyorum ben bunu. Abi çok iyi ya. Oo süper. Fabrikanın üstüne ışık koyacağım. Gönül köprüden geçerken söyle de bakalım nasıl. Güzel olmuş mu diye. Fabrikayı kurdun mu abi şu anda? Kurdum. Ekran verili DC'de bak istersen. Bir bakmaya geleyim abi. Tepesine de ışık yeri koyuyorum abi. Çok iyi. Işık yerleri var böyle. Üstüne koydum. Bizim koyunlardan bir tanesini keselim oraya abi. Vallahi keselim ya. Kan akıtalım bir. Gittin mi? Neyi Gönül? Ede. Biz o... Ben buralara ışıklar falan koydum. Arka kapı niye açılmıyor? Doğru tıkla. Ne oldu la buna? Abi yapma. Ne oldu buraya böyle? Gerçekten mi? Abo. Hatta traktör mü ya? Çekmiyor. Yani çekiyor ya. Dönüşü zayıf onun sadece. Evet abi yanıyor, kayıyor. Benim şey duruyor mu Landini? Landini sattım. Çok... Landini'yi. Ah be. Şimdi düzeltelim. O da iyi çekiyordu abi ya. Tamam. Dur. Yasin ne yapıyorsun? Lastiğim yarıldı. Açın. Porsche efendim neredesin? Abla. Tamam, süper oldu arkadaşlar. Şimdi tavuklara bakıyordum. Şuraya köprüye bir ışık koyalım. Malum Gönül gece gelecek anlaşılan. Oradan buraya gelirken düşmesin. Şu kapıyı açar mısın Orçun? Geliyorum abla. Hiç çalışmıyor şey. Abi köprüyle bir de aydınlatalım bizim köprüyü. Şu köprüyü. Böyle bir adet. Aa bu köprüde bir kesilmesi gereken ağaç var bu arada. Ona çarpabilirsin sen. Bir boşluk. Laga girmiş ha. Açılıyor şimdi. Bir boşluk ve bir boşluk daha. Nasıl oldu Gönül? Gel bakayım. Geliyorum. Hadi. 4 taneyi getirmesen bir tık belki kolay açılırdı. Arkadaşlar. Abi mükemmel ya. Gönül bir dursana. Bir kapak fotoğrafı alacağım. Bir saniye. Değerli arkadaşlar buradan bir kapak fotoğrafı almam lazım şöyle. Çünkü... Bence bu güzel bir yatırım oldu. Şeyle geleyim, kendi karakterimle geleyim, bekle. Gel Gönül gel, yapıştır gel. Ağaç var burada. Aa, geçebiliyor musun ağacın içinden yoksa keseyim ağacı? Dur bakayım, bir deneyelim. Geçtim. Medeniyetin başlangıcı. Ağaçtan üstüne çıkılıyor bu arada ağacın. He, çıkılıyor. Gönül, bir boşaltmadan ayarına bir bakayım mı? Defoluyor da dağıtılıyor diye şeyler var ya bunlarda. Defolasın ya, yağları depolayalım. Open production menu. Ayçiçeği yağı. Bu köprüden çatırtı geliyor ha. Kırılacak bu abi. Abi. Benim traktör taşımadı galiba. Ayçiçeği 144 ton. Kanola ve zeytin. Artık kanola ile zeytin de ekelim bence. Spawning satılıyor, dağıtılıyor. Abi satılıyor, dağıtılıyor. Bu İngilizcesi şey mi? Storing miydi? Store depolu herhalde. Storing depolanıyordur muhtemelen. Ben buna bir internetten bir bakayım şöyle. Translate. Storing. Storing, depolama, aynen. Tamam, burası depolamada. Hatta buradan diğerini de ayarlayayım. Tamam, her şey depolanıyor hocam. Şunlar dağıtılıyor, kumaşlar. Kıyafetler depolanıyor. Satılıyor, dağıtılıyor, storing. Bunun yarısı İngilizce olmuş oğlum. Ne oldu da buna? Okey. Gönül, boşalt bakalım. Buraya boşaltıyorum dışarıya. Ben çok aşağıda kaldım ya. Hah, şöyle yapayım geri. Biraz dar dönmüşsün ama. Boşaltın evet. Mı şöyle? Abi tamam. Gelebilir misin? Şöyle bir bakayım da. Ben buraya da kapı yaptıydım aslında. Buradan dönüp gelsem burası dolurdu direkt. Efendim Yasin, geliyorum. Neredesin? Telefona bakma abi. Ya oğlum var ya. Pislemiş oraya arkadaşlar ya. Hayır, o kadar medeniyet getirdik buraya. Git de sen köprünün altına yap ya. Ay. Ne pislemiş ya? Yasin. Bir şey daha vardı burada. onu görmedim kaçıyorum. Evet abi, güzel paramız var. Kredi de çekmedik. Zeytin ağacı yapalım. Zeytin tarlası yapalım ya. Helal kız Aslan Gönül. Öğrendin ha.
Yapıyorum bu işi değil mi? Yapıyorsun kız bu işi. Bu arsa ya, 600 bin dolar. Bu ne? Paraya bak. 600 bin dolar diyor. Yasin şu tarla var ya. Şurada bir tane bizim boş tarlamız var. Abi saban getirin saban. Hadi ben saban alacağım bir tane. Zeytin ağacı ağaç ekme makinesi alsana bir tane. Kiralasana Yasin. Ağacı bu... kendin ekiyorsun abi. Nasıl kendi? Küçük bir makine var onun ya. Biliyorum ben onu. Bahçelerden ekiyorsun abi. Nasıl bahçelerden? Bostanlar. Çift be. Bunu öyle mi ekiyoruz? Evet. Tarlanın üstüne ekebiliyoruz mu? Evet. Hayva... Bahçe üretim. Sera bostan. Zeytin asması. Şurası boş mu ya? Bunu böyle mi ekiyoruz Yasin? Yo abla var. Evet abi. Onu uzunca sıra yapacaksın ama düzgün yap abi. Arasına küçük bir traktör girecek. Ona göre ayarla yani. Tamam arkaya ekiyorum o zaman ben bu bostanı. Ona gidiyoruz. Buradaki traktör öyle. Nerede? Yok değil mi? Şu kadar yeter mi mesafe? Bak bakayım bir. Benim ekrana gelsene DC'den. Bakayım abi. Şu kadar. Şöyle yap yeter ekranı mi böyle? Yok abi şu an. Yok mu? Ekranı gelecek. Vereceğim mi ekranı? Ekranı. Bekleyin. Verdim. Yok abi ekranı. Verdim. Açtım. Tamam. Bu yeter mi şöyle? Abi biraz daha dar yap. Ya. Şöyle. Biraz daha. Böyle. Böyle çok. Yo en fazla bu kadar yaklaşıyor bak. Tamam en fazla tamam, bu kadar yaklaşıyor. Yapalım. En dar yapılacak kadar yap. Abi, en dar öyle yapılıyor. Ekli. Nerede? Buna şey yapacağız abi. Tarlada. Abi bu tarlada bir şey ekledi vardı onu almadık ama. Evet abi onları bir şey yapaydık ya. Ama ya ağaç boyunca gidiyor. Dursun ya aman tarlanın içinde daha verimli olur ya. Bu arada Yasin şey yapılıyormuş lan. Düz olması ötekini takip ediyormuş kendisi sıra olarak. Tamam bir şey ekene kadar onu buraya zeytin ağacı ekelim biz şimdilik. Çok öyle. Sık ekmiyor muyuz? Otomatik mi ekiyor sırayı kendin belirliyor? Ya bu böyle oluyormuş. Bunun makinesi de küçükmüş herhalde. Öyle dedi Yasin. Ha, çalı bodur türüdür. Arasından geçemiyoruz. Diklemesine geçiyoruz. Makinesi falan lazım. Küçük abi ama en son sıraları şey yap. Biraz geniş yap. Makinenin dönmesi için. İçine giren makinenin. En son sıralar derken? Yanlar yani tarlanın kenarlarında. Geniş ya. Boşluk var ya. Yeter, abi, tamam. Boşluk var işte buralar. Onu diyordum abi. Görmedim pardon. Tamam ya. Daha geniş yapalım abi. Şöyle geniş olsun. Geniş yaparsan abi çok uğraşılıyor. Verim düşer ya. Onu tam sıfırından yap. Bir traktörle ikisinin arasında alabileceğiz öyle. Yaptım abi öyle. Ne oldu mu? 306 bin dolar bu arada makinesi. Kaç bin? Her sıraya 20 bin dolar gidiyor. Aynen. İyi para. Güzel para kanka. O makinesini kiralayacağız mı abi? Yo satın alırız ya. Makinesini... Abi o zaman 306 makinesi çok pahalı ya. Ya şunun arasından bir çıkan hele gençler bir şeylerle çakışıyor bak sizlerle çakışıyor. Abi şuraya da üzüm yapsana benim traktörün olduğu yere. Üzümle ne yapabiliyoruz? Üzüm fabrikası var mı? Üzümden önce kuru üzüm. Tamam. Sonra üzüm suyu. Kuru üzüm yaparız. Kuru üzüm severim ben. İyi para ediyor. Okulda hep yerdim. Hala öğrencisin ama. Tamam. Abi böyle sen buraya... ne yaptın abi? Bu da tamam. Oraya girer mi? Girer girer. Buraya da girer. Girmesi lazım ya. Ya burada abi. Burada az bir boşluk var ama girer. Buraya da girer. Burası çok geniş olmuş abi. Yıkıver de yapıver o zaman ya. Allah Allah. Yıkılmıyor ki işte bunun sıkıntısı o. Ben yıkamadım. Nasıl yani? Yıkılıyor. Asfa ya. Yıkılıyor bak. Nasıl yıktın? Yıkla. Hah. Alsam tamam ben yıkayayım sen ek oradan geri o geniş olanları. Çünkü... Yok abi yok. Ben senin işine ne bahane bulacağım. Ben sadece söyledim. Yok ya ek hadi. Ek güzelce de. Para da boşa gitti ama. Abi para boşuna gitti. Oğlum bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Tamam. Üzgün olsun. Uğraşmayalım sonra o yüzden. Sen buraya bir ek şey yapalım. Ben bir makinesini alayım bunu. Ne yapacağız şimdi buraya makineyle? Zeytin ağacında. Buraya hiçbir şey yapmayacağız. Aralarını... Onlar da ben şey yapayım abi. Şey var. İlaç atma makinesi var. Yani gübre atma makinesi. Tamam. Abi üzüm teknolojisine bir girelim bakalım. Yasin de bilmiyor. Bizi yemeye çalışıyor. Üzüm değil abi zeytin. Zeytin teknolojisi. Nereden bakıyorduk ona? Şu ana menüde miydi? Yok bunlar markalar. Pancar, silaj, pancar, üzüm, zeytin. Ha şu. Bir tane makinesi var bunun sadece. Bu mu sadece? Yok. Yasin, şey var. Tek üzüm teknolojisine gir. Zeytin işte.
Abi üzüm teknolojisine gir. Arasına şey gübre malzemeleri falan orada hepsi. Hayır hiçbir şey yok bak. Üzüme girdim sadece şey var. Traktör var. Görüyor musun? Üzümde. Allah Allah. Zeytinde de aynısı. Bir dakika. Aa üzümde zeytinin makinesi de ayrıymış. Ben bunu satın alıyorum o zaman. Kullanacağız zaten. Tekerlekler değişiyormuş. Başka hiçbir şey değişmiyor. Plakayı da şöyle bırakıyorum boşta. Çünkü bunu destekçilerimin isimlerini yazıyorum arkadaşlar plakalara. Bunu satın alıyorum böyle ben. Aa para yok diyor. Gönül biraz kredi çeker misin? Şöyle bir 300 bin falan. Ben alabiliyor musun? 400 bini geçtik. Satın alıyorum. Aldım. 450 tamamlayayım ben. Tamamdır. Onun haricinde bir şurada mı acaba üzüm teknolojisine giriyoruz? Aşağıda sarıcı, otlak, siloda sıkıştırma, ormancılık. Ekipmanlarda olması lazım. Ekipmanlarda şu an bakıyorum da bulamadım ya. Sprey falan mı atacağız acaba? İşte, kendine özel bir sprey bak, var. Üzüm abi. Teknolojisinde şeyler var böyle. Hmm, şu makinalardan var. Böyle etrafa mı yayıyor? Ha aynen. Bu üzümle şey aynıdır muhtemelen ya. Spreyler tarlanın evet. Hasat verimini artırır. Bir de şunda mı taşıyoruz bu üzümleri? Zeytini neyle taşıyoruz? Aga. Zeytinin de kendi şey var. Ama o zaman üzümün taşındığıyla zeytin de taşınabilir. Emin misin? Bir tık beni keklediğin gibi geliyor şu anda da. Yok bakıyorum. Balya sarıcı, yükleyici, namlu yapıcı, çim biçme, ot sökücü. Sonrasında bulamaçlar değil, gübre bunlar da değil. Sarıcı, ekici, mibzer, belleme, dip kazan, dik freze, diskli. Ben zeytin teknolojisini göremedim bu arada. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Bak bakalım. Gönül Hanım merhaba. Gel yeni makineyi getirek aşağıdan. Ben de bir mazot alayım bitmişken. Sen direkt geç markete. Arkadaşlar bu tarlalar inşallah bize girmez ya. Para kazanırız bunlardan. Ne? Arabayla gelmeyeyim mi? Yo, bunu kullanacaksın ya yeni makineyi. Geleyim o zaman. Oğlum gene kredi borcumuz oldu ya. Hep günün yüzüne ya. Ben de bir mazot alayım gelmişken. Depoyu fullleyelim. Abi makina jilet arkadaşlar. Görünüşü çok iyi ama dönüş kabiliyeti çok zayıf ya. O yüzden Fendt traktörümü değiştireceğim. Bakayım başka ne traktörler var burada. Para da yok da gerçi şu an. Alırım ama. Büyük traktörler. Of. Oo John Deere. John Deere'nin çok güzel makineleri var burada. Fendt'in şu Deutz var. Deutz da güzel bak. Şu makine de güzel. E-Class'ın makineleri var. Kaseler var. Güzel büyük makineler var ya. O kayan şey için, sarma için sırf güzel bir makine şey yapabiliriz. Bizim Fendt bu Fendt mi ya? Allah Allah. Bu değil sanki. Bunlar ne ya abi? 583 beygir diyor ya. Of. Çok büyük makineler. Öne gidiyoruz mu? Ben hazır. Hadi. Eşliyorum seni. Sen önden. Tek bakalım. Senin arkanda vagon falan var mı? Yok değil mi? Vagon yeri var mı? Ya bu kenarlarda. Abi bu üzümün şeyini alayım mı? İlaç makinesini. Al. Kredi çek eğer şey yoksa, bakiye yoksa. Yok 28 bin dolar. Tamam al bakalım. Al da traktörle getireyim onu ben buradayken. Buna küçük bir traktör almamız lazım ama üzüm şey için, zeytin için. Doğru. Fiyat falan alalım o zaman. Ya da ince, daha mı ince olması lazım? Olur. Fiyat yeter. Olur. Şöyle. Modlulardan bakalım. Aldım mağazada. Modlulardan bakıyorum. Timoson var. Aha Ragnar'ın traktörü var. Ragnar 55. Tamam bunu alıyorum. Arkadaşlar Ragnar'a da çok selamlar. Öpüyorum onu. Buna modifikasyon yapalım mı? Bu ne ki bu? Acaba? Ha vitesi bu. Vitesi değişiyor ve beygir artıyor. Tamam. Şu vitesini artıralım. Biraz daha kredi çeker misiniz gençler? Eklentilerimiz var. Ön ağırlık, arka ağırlık takılıyor. Ön, arka. Ha böyle 5-1, 5.5, 5-1. 3 sayı. Bu ön ağırlık. Ha bu iyi, bu iyi, bu iyi. Ön yükleyici eki. Ya buna olmasa da olur. Çünkü şeye gerek yok. Animasyon tipi var. Bu neymiş acaba? Nerede ki? Bunu göremedim. Mouse kontrol yapalım bunu. Evet 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 evet. Okey. 3 sayı dedik. Warning uyarılar. Ha şurada arkada. Hı. Tamam. Şunu abi bak şöyle. Bir de şunu alayım. Bir dakika. GPS de takılıyormuş içeri. Aa GPS tepesine de takılıyor. Tamam tepede dursun. Screen. Bunu aldım. Bir de bunu. Bir tane tablet koydum sağ tarafa. Arkayı genişletmeyelim. Traktör tipi yukarıyı genişletelim. Çamurluk olmasın gerek yok. Etrafa dağılsın. Kabin. Oo kabin de değişiyor. Bak şu. Bu iyi. Bu süper. Full cam. 104 bine geldi lan traktör. Gençler biraz kredi çeksenize. Ben çektim biraz. Lan biraz daha aldım. Zeytinlik yapayım mı abi? Ana. Almadım sandım. 2 tane aldım. Neyse o zaman birini şeye takarız.
Aa. Çağatay buraya gelsene baba. Geliyorum abi, şu an sabanı getiriyorum şeyden. Öbür taraftan geliyorum. Ben yakınım markete, geleyim mi? Gel kanka. Neyse, üzüme iyi yatırım yaptık. Üzümle zeytinde kullanırız artık bunları. Arkadaşlar mesela bunda kabini değiştirince pencere açma özelliği gitti mi acaba? Normalde açılıyordu buralar ama. Mouse kontrol demiştik. Böyle açmaya çalışıyorum da pencereleri falan açılıyordu normalde bunun. Bunları direkt neyse oraya bırakıyorum. Şu arkadaki makine ne? Yasin, bu diplerini sarmak için mi? Diplerini kazmak için. Pulluk var ya bizim. Aha. Onun görevini görüyor zeytinlikte. Tamam. Ben buna bir de ilaç alayım. Böcek ya, de gerekecek mi? Traktör var orada ya. Aynen. Şöyle sinyali yakmışım. Şimdi de kapatayım. Plakaları rastgele almışız ya. Yasin, dikkat etmemişsin hiç plakalara. Hain. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gitmeden evvel bir tane de sıvı gübre alayım ben. Palet. Bir palet sıvı gübre işimizi görür. Oo, bu bayağı önüne da büyük. Önüne takıyorum abi şeyi. Ekipmanını ne? Takıyor galiba. Bunu da önüne alsana. Ver. Ağırlık koymadım önüne. Öyle bir şey takarız diye. Hadi gidelim bakalım. Abi, bir yandan bu... şey yap abi. Sür bir yandan. Tamam. Bunu hemen yapmamız mı lazım şimdi? Evet, şimdi yapacağız bunu. Oo, bu arada Massey'in sesi çok güzelmiş ya. Ragnar babama selam arkadaşlar. O 5S abi çok güzel traktör. Hmm. Küçük iki tane aldım, evet. 100 bin dolara. Bir de tüm usanımız var. Gerçek hayatta da çok güzel bir traktör. Ağacı kesmişsiniz gençler. Ben kesmedim. Vallahi ben kesmedim. İyi, elinize sağlık ya. Kestiyse. Küçük de dayadım şeyi. Ben bu zeytini hiç yapmadığımdan bilmiyorum acı. Kalan tarlayı da şey yapalım, üzüm yapalım abi, fabrika dikecek kadar, büyüyene kadar. Mantıklı Gönül değil abla, mi? Toplama. Onunla bir işimiz yok. Zaten 6 ayda büyüyor bunlar. İndirdim, çalıştırıyorum. Buradan geçiyorum. Aralarından abi, diplerinden, diplerinden. Bu niye çalışmıyor? Hangisi? Açmak mı gerek acaba? Dur bakayım. Tap parçalayıcı. Şu arama girebilirsin. Çalıştır. Böyle değil mi böyle? Evet, devam et abi. Hadi bakalım. Yasin, ilaç gelecek gözüne gözüne ya. Allah. İlk şey yapmamız lazım herhalde, sürmemiz lazım. Allah Allah. Olmuyor, çalışmıyor. Traktörün arkasına mı attı? Bak, o baş tarafı yaptı sanki lan, böyle geri geri gelmez ki. Gelmezsen onun başa kadar gideceksin abi. Bence çalışıyor bu ya Yasin. Sanki abi. Ya da bu altındaki otlar tam büyümediğinden bir şey yapmıyor. Vallahi bilmiyorum ki. Bak, baş tarafı yapmıştı, görüyor musun? Birkaç ay uysak evet mı acaba? Verim bonusu da gayet güzel artıyor. Tamam. Bu arada bu makine ikisini birden çekmiyor. Bak, önden toprak çıkıyor Yasin. Yapıyor bu kardeşim. Böyle mi yapmak lazım acaba? Bura biraz açık olmuş, yamuk yapmışım ya. Bu ne oğlum? Hayır. Şey, Viyana çukuru gibi genişledi buraya gelince. Ben burayı ayarlayamadım abi, silemedim de. Şuradaki ağaç da şey olmuş herhalde. Kaldı burada, bunu silemedim bunu. Abi bir şey diyeyim mi? Bu traktör tek başına çekmiyor. Bak Gönül, bir tane daha aynı küçük traktörden alacağım. Bu ters abi, bunu bıraksana. Tamam, ben alır gelirim. Onu da sen al. Şöyle yapalım. Şimdi sayımız kalabalık Ahmet olacak abi ya. Herkes bir şey yapar, bitiriverir. Bir dakika Yasin. Sabır erdemdir. Lütfen ya. Lütfen ya. Allah Allah ya. Abi niye kılıyorsun ya Allah Allah. Ahmet abi dedim ya. Of ya. Ben gidiyorum. Artı 6. 20 litre yakıyormuş. 5.1. Kabini mabini evet, değiştirmiyorum. Abi, şunu... Ha, tamam, ver. Ağırlık neredeydi? Tekerlek markası kabin. Bunu ben göremiyorum ya. Aldım gitti. Öyle onu da sen getir. Heh. Ne yapıyoruz şimdi? Buradan çıkartıyoruz abi bir kere. Şu tamam. Makine arka taraftan çalışıyor. Ön taraftan yok. Tamam. Onu şöyle bırakalım. Olur. Tamam. Ben gübre atarım. Aga, bir bakayım bir saniye. Bunlar gübrelendi. Bunların hepsi gübreli görünüyor. Verim bonusu yüksek baba. Hepsinin. Bu makine ot biçme makinesi değil mi? Aldığımız. Hangisi kanka? Bu sap parçalayıcı. Yakmaya taktım ama burasını sürmemiz lazım bizim. Al bakayım. Yok yok. Ben git abi, sen şunu dibinden ağrı bak. Kanka şöyle bir indir, bir çalıştır, dene bakayım. Git bak, olacak mı? Git bakalım. Şöyle dikken git sen bir. Ortalı git kanka.
Yo, olmuyor. Yasin, buraya çok geniş yapmışsın oğlum lan. Şöyle yapsam da olmuyor kanki ya. Ortadan gitsem de olmuyor. Bu baştaki de çok dar sanki. Biz buraya giremeyiz ha. Bunun biraz daha şey olması lazım abi. Büyümesi lazım o yüzden. Neyin? Böyle giriyor mu? Giriyor. Tamam, şöyle yapalım aga. Bak Yasin, o senin yaptığın yer var ya, ben orayı yıkayım. Yık abi, yık. Çünkü orası çok geniş olmuş baba. Şey, iki tarafa birden yetişmeyecek makine yanlış yani. Yanlış yeri yıkıyorsun galiba. Yok yok, burayı yaptıydı. Evet. Kanka bir yatalım. En azından Çağatay gübreyle uğraşır. Tamam, 2-3 kişi burada uğraşırız, 2-3 kişi orada uğraşırız. Bize şey de, ayçiçeği de lazım artık, yağ üretiyoruz ya. Onlar da geride kalmasın yani. Bir yandan zeytin ağaçları, bir yandan şeyle uğraşırız. Zeytinyağı, işte ayçiçeği yağı. Tam zehir şeyi olacak yani. Fabrikası. Böyle geriye doğru gel. Öyle. Allah yapma ya. Gençler, ortada kim duruyorsa oradan bir çekilebilir mi? Yasin'in tipine benziyor. Ben şimdi üretim, bostanlar, ağaç. Zeytin ağacı. Bak ya, öf, böyle oldu işte. Afiyet olsun Gönül. Ne afiyet olsun. Öksürdüm ya. Bu böyle olmuyor. Bunu tek seferde yapacağız. Tamam, bunu götürüyorum ben şu dibe kadar. Yok yok, bunu dibinden alınca Yasin, bunun belli bir ölçüsü var. Oradan alıyor. Aha, bu da aldı. Bunu buraya kadar geldim. Kaç dolar gidiyor bir sıraya? 20.000 dolar. 19.500. Gönül, sen de şey yapar mısın kanka? Az aşağısına üzüm yeri. Üzüm de yapalım. Ama üzümün makinesi yok. Kiralarız ya, bir şey olmaz. Ben nasıl yapacağım? Aynı peyzaja geliyorsun. Bostanlar. Bir üzüm bostanı var, bir zeytin. Zeytini ben yaptım, üzümü de sen yap. Biraz daha küçük yap, onu öğrenelim en azından. Bir iki kiralık makinayla. Çağatay ne yapıyor? Çağatay'ın sesi çıkmıyor. Abi buradayım, şeyi, o tarlayı sabanladım. Sabanları falan yıkadım da. Tamam. Bak, hepsi aynı oldu şimdi gençler. Zeytin ağaçlarının. Ve uzun oldu ha. Tamamdır kardeşim. Evet. Bunun abi biraz büyümesi lazım şimdi. Tamam. Gönül şeyleri, üzümleri eksin. Tamam, şu tarladan çekilelim biz. Tarlayı kullanacak ya. Bizim şimdi 3 tane küçük traktör aldık değil mi? Bu şey için, yatırım için. Abi traktörlerin... Abi, bir garaj yaparsan. Çağatay, şu küçük traktörün ucunu al baba. Arkada bir aparatı var ya, onu da al. Bize sadece üzüm için ekstra bir tane makine gerekecek abi. Geriye kalan her makinemiz var. Bir de taşıma römörkü. Ben de üzümü nereden bulacağım? Peyzajdayım ama bizim yaptığımız peyzaj, şeyler var. Bostanlar. Peyzaj, üretim, bostan. Oradaymış. Abi, oradaki makineleri de getirin Orçun. Yasin, onları da getirin baba. Elimizin altında dursun şurada hepsi. Burayı sonra bir garaj yaparım ben. Önce bir şekil bir ortaya çıksın. Ha, ben de üzüm yapacağım şimdi. Aha, üzüm bostanı yap. Gönül çok yakınından... İkinci sırayı yaparken şey yapıyor. Otomatik yapıyor zaten. Çok abi. Yakın olmasın mı? Yap, olsun olsun. Yapabildiğin kadar yakın yap, yakın yap. Üzümle zeytin arasında bir sıra bıraksak abi bence. Ha, iki sıra olur. 2-3 sıra olur. Karıştırırız. Zaten yok, karıştıramazsın ya. Biri küçük, biri büyük de. Ha, okey o zaman. Oradaki neyleri getireceğiz dediniz? Traktör var bir tane kanka, Fendt kaldı, onu da getirelim. Ben New Holland'da burada işimiz yok, ben bunu götürüyorum. Oğlum, tahta köprü çok güzel olmuş ya. Kanka, zeytin bahçesinin başında. Haritadan gidersen daha kolay olur. Haritayı tıklayıp. Dur yolcu. Geldim. Bize bir de üzüm römörkü, zeytin römörkü lazım. Bugünkü videoda arkadaşlar, eğer zeytin hasadı yapabilirsek muhteşem olur ya. En azından zeytini görmüş olurdunuz tek videoda. Yalnız benim şekerim çok düştü, karnım çok acıktı. Ben bir su içip geleyim. Gönül de üzümleri yapsın, bir bakalım. Bu da çok dehşet bir makine ya. Böyle bir hız olamaz. Ondan sonra bizimkiler tarlayla uğraşır. Biz de şey yaparız. Üzümü hallederiz. Aynen. Abi ben bir 10-15 dakika bir çıkabilir miyim? Tabii ki efendim, tabii ki. Sen gittin mi, gelmezsin de. Git bakayım hadi. Abi seviyorum seni, görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeşim. Abi sen de su içmeye gidecekken bari ben de bir sigara yapıştırıp geleyim, bu nedir ya? Tamam. Geldim arkadaşlar. Üzüm tarlalarını yaptık. Tamam mı? Üzüm tarlalarımız burada. Hemen yanında da zeytin tarlalarımız var. Bunları bir öğrenmeye çalışacağız. Güzel üzüm ve zeytin şeyleri yapmaya çalışacağız. Bizimkiler ufak tarlalarda uğraşıyorlar. Başka yapılacak bir şey var mı? Şimdilik yok. Şu an yok. Aynen. Tamam. İkiniz de oradasınız. Buradaki ney makinesi acaba? O diğerine de ben denerdim. O mu? Toprak kazdıktan sonra şey ya. Toprağı düzleştirmek. Bak, sabanlı yere bir bak. Şey yap. Kullan sabanlı yerde.
dümdüz yapıyoruz toprağı. Acaba verimi artıyor mu ki? Vallahi bilmiyorum. Goble falan diye geçiyordu galiba ama tam hatırlamıyorum. Bitireyim bakayım. 3 tane Massey Ferguson aldık arkadaşlar. Filomuza yeni. Güzel makineler aldık. Buradan böyle indirelim. Çalıştırılıyor mu bu? Yok, çalıştırılmıyor. Yok, direkt kanki gidiyorsun. Tamam. Aa, toprağı karıştırıyor. Hı hı. Ben bunu hız limitini bir açayım. Yani seninkini de açılmıyorsa sen de aç istersen. Çok şey yapmak istemedim ya. Aç gitsin ya. Arkadaşlar gönül yoruldu. Git yemeğini ye diyorum. Yemiyor. Gideceğim birazdan ya. Daha hazır değil o yüzden. Ha, olsun git ya. İstemiyor seni. Allah Allah ya. Yalnız bu çok güzel olmuş ya. Bu zeytinler için de mi aynı? Evet, zeytinler için de kullanıyoruz. Sadece toplama makineleri değişecek. O zaman oraya da... Oraya yapmadım. Tamam. Ha, zeytinlerin ama şeyi full. Gübresi mübresi her şeyi full. O yüzden. Ha, öyleyse tamam. Aa, ben bunu yanlış yaptım. İki ağaçtan... Evet. Yalnız var ya, üzüme iyi yatırım yaptık ya. Bunlardan güzel para kazansak iyi olur. Bundan geçiyorum bir. Bak, toprağın şeyini, rengini değiştiriyor. Ne oldu biliyor musun Gönül? Ne oldu? Boş ver. Ya ne oldu? Ya bir tane atlayıp... Tamam, şimdi... İkisini birden yapıyorum ya tek seferde. Evet. Her delikten geçmeyip hani bir atlayıp diğerine geçsem diye düşündüm. Sonra gözümün önünde bir tane atlamadan yapamayacağım şeyi belirdi. Ondan dolayı öyle kaldım yani. Bunları güzel bir tarlaya yeniden inşa ederiz. Zaten para çok kazanıyoruz, o yüzden hiç sorun değil. Yalnız küçük traktörlere hiç alışkın değilim ya. O kadar yavaş gidiyormuş gibi geliyor ki şu an. Verim bonusu falan bunların çok yüksek olsa da bol bol üzüm toplasak bari arkadaşlar. Üzüm, zeytin. İşleriz bunları ya. Satmayı düşünmüyorum hiç ya. Satma devri bitti artık kardeşim. İşlemeden satmayacağız hiçbir şeyi. Günü gidiyor mu yemek yemeye inşallah? Allah'ın izniyle. Diyorum ya. Kovuyorlar beni. Hadi git ya, ben senin için diyorum. Enerjisi düştü değerli chat. Gitti yani, iyice acıktı belli. İşten de geldi ya. Saat kaç? 6.50. 7'ye geldi yani. Yemek saati onu. Aynen. İncinmiş. Biz de zaten üzümü gösterdik. Bugün muhtemelen ekim yapamayacağız arkadaşlar. Ekini ya sonraki video ya da canlı yayına kalacak. Canlı yayın videosu da olabilir, ona da kalabilir. Bugün bir üzümle uğraşmış olalım. Değil mi Orçun? Bence de. Orçun da acıkmış herhalde. Yok ya, ben yedim çıktım da bugün yoğundu. Erken çıktım zaten işte. 3'te akşam personeli bıraktım çıktım. Öyle 2 saat falan dinlendim işte. İyi oldu en azından. Yine de incinmişin gibi bir tık. Sağlam yoğundu. Kanka, bahşişlerden şefler de faydalanıyor mu şimdi? Hehe. En çok %'yi biz alıyoruz. %'de kaç alıyorsunuz? Ya biz ellemiyoruz da normalde standartta şeydir mesela. Ya tip cebedir şeyde, işletmede, ya da havuz yapılır. Tüm tip havuzda toplanır. Ortalamaya göre bölünür. Mesela işte kaç tane şef var? Aynen. Salon şefi, mutfak şefi, işte ondan sonra garson, komi, abiyer diye düşer. Mesela garson 100 lira alıyorsa komisi 50 alır. Abiyeri 25 lira alır. Anlamış gibi yapacağım arkadaşlar. Işte, evet, şefler de işte 200 alıyorsa mutfak şefi, salon şefi 100 alır. Öyledir yani. Ama biz genelde şey yapıyoruz ya böyle. Tip ellemiyoruz hiç. Tip box duruyor. Herkesin doğum günlerinde gidiyoruz, pasta alıyoruz, onu bunu alıyoruz. Personelin canı bir şey istiyor. Gidin diyorum tip box'tan alın diyor. Anladım kanka. Öyle, öyle daha rahat oluyor ya en azından. Muhakkak. Ya kimse bana para vermedin ya da işte ben şunu görmedim falan demek demiyor en azından. Diyoruz ki arkadaşlar ellemiyoruz. Herkesin doğum gününde buradan alınıyor. Anladım. İyi, güzelmiş. Çok para birikiyor mu bari ya Orçun? Birikiyor ya. Abi sırf geçen gün ben işte kasaya çıktım 2 dakika mı 3 dakika mı ne. 3 tane müşteriden hesap aldım abi, 150 lira tip aldım. Arkadaşlar... Adam şey diyor, şefim diyor, siz mi yaptınız diyor yemek. Evet dedim, ben yaptım. O zaman sana bahşiş yok. Bunun mantığını ben anladım galiba Orçun. Sen önden geçiyorsun, otları kesiyorsun kanka. Ben arkandan geçip toprağı karıştırıyorum. Sıralama yanlış yaptığımız için 3 kere fazla geçtik bu arada. Evet, biraz öyle oldu. Ot kurutucu ilaç atsak hiç uğraşmayız biliyor musun böyle şeylerle? Ama işte şimdi sadece otu mu kurutacak? Evet, bence öyle olacak. Tarlada o işe yarıyor.
Herbisit şart, baksana. Sen oraya da mı giriyorsun? Vallahi bir gireceğim ya, şöyle yapacak mı yapmayacak mı? Yapıyor. Oo, o zaman bizim iş bitmez ki böyle. Tamam, bir çıkıyorum o zaman diğer taraftan. Bence ot ilacı deneyelim bak. Ot ilacıyla denersek daha verimli olur. Olabilir. Ben bir herbisit getireyim. Gönüldekini evet, boşaltalım. Çağatay? Evet evet, geldim. Hadi bize bir herbisit getir içeride. Pamuk balyalarının yanında var. Ben bunu bırakıyorum Orçun. Ot kesme makinesini. Herbisitle deneyelim bir, gider sonuna gider. Ama şey de olabilir mi? Hı. Mesela bu yeşili biz kesip karıştırıyoruz ya direkt toprakla. Evet. Bu sefer otomatikman da gübreliği olabilir mi? Öbür türlü ekstra da gübre isteyecek. Gübreyi zaten atacağız. Bak şu ne diyor mesela? Hı. Dur bakayım. Abi sıvı gübreyi böyle kucaklayıp getireyim mi? Kucakla şey getireyim. Makine oralarda. Ha, makine sıvı şey, gübre değil, herbisit. Ölüm işareti olanı getireceksin. Dur kafa. Bu arada bu kadar sürede ayçiçeği yağımız ne kadar çıktı acaba? Bir Temmuz'a geldik de chat biz. Hocam 42 ton ayçiçeği var. Hepsini birine bırakmış ya. Keşke diğerini de bıraksaydı. Aktif üretim yok, depo inşa ediliyor. Nasıl ha, ya? Ha, depo mu yapacağız bir de? Aa. Peki dur bakalım. Değirmeni ye 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 ye. Biz bunu diğer herbis tarafta da mı? Kırmızı makine değil mi ya? Aa, dur. Herbis ilaç. Spawning i̇laç yapacağız yok. Biz bunu. Spawning. Evet, spawning yaparsak yanında doğacak. Bak kıyafetler de aynı şekilde. Eğer bir tane deponuz olursa depoya otomatik yolluyormuş arkadaşlar. Oo, çok iyi. Hemen bakalım. Mesela depo olarak neler var? Bulamadım ben abi. Köşelere bir yerlere. Balya depolama. Bu balya depolama 250 adet balya alıyormuş. Aslında eğer böyleyse arkadaşlar, ben bunu şuraya geçici olarak koyacağım. Şöyle, tamam mı? Eğer buraya otomatik olarak yolluyorsa, balyaları ve paletleri depolamak için kullanılır diyor ya. Bu ne? Balya ve palet depolama. Bu da daha büyüğü. Buna 2500 adet alıyor. Tamam. Eğer bu balya ve depo şeyi alıyorsa, üretim hattından biz bunu, tamam mı? Spawning değil, şey yapacağız hocam. Bir dakika. Ahmet, herbisitimiz yok bu arada. Storing. Bir tane alalım marketten kanka. Tamam, gidiyorum markete. Storing. Bunu da storing yapalım. Storing. Bunun yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Niye böyle oldu ya? Storing. Şimdi arkadaşlar, kıyafetleri spawning yapmıştık. Storing yapacağız. Bunlar zaten satılıyor. Bunlardan yana bir eksiğimiz yok. Her şeyimiz satılıyor. Marullar, domatesler, çilekler vesaire. Okay man. 4 ay boşuna uyumuşuz ya. Hiçbir şey işleyemedik ya. Malzeme eksik diyor. Allah Allah. Üretmiyorum ya. Üretmesi lazım ama. Biz düzgün yaptık her şeyi. Bakalım. 10 litreden 1 litre yağ çıkartıyor. Allah Allah. Çok ilginç. Yok arkadaşlar, bir ay uyudum. Yine aynısı. Maalesef şey, depo olmadığı için. Aa, burada güzel bir makine düşmüş buraya. Neyse, depo olmadığı için değerli arkadaşlar, olmuyor. Bunun muhtemelen başka bir olayı vardır. Bilenler yazarsa abi, çok... Abi çalıştırı vardı burada. Ben çalıştıra bastım. Seviniriz. Bunları spamlik yapalım. Otomatik kardeşim, diğerleri de gelmesi lazım ya. Spamlik, bunları spamlik yapalım. Altılıyor. Spamlik. Toring'ti. Bunu da yine spamlik yapalım. Bir gecede bak 1000 litre kumaş üretmişiz bir ayda. Bir gece dediğim bir ay sürüyor. 32 bin litre kumaş oluyor. Öyle. Aslında güzel. Tamam. Bu şekilde devam etsin. Yani bu depo işe yaramıyormuş. Bunu daha düzgün olanını inşa edip şey yapabiliriz hocam. Yarısı da boşa gitti parasını. Geldi mi yani gençler? Şu an tam üretim çalıştırılıyor, gösteriliyor. Aha. Ama nereye çıkartıyorsun bilmiyorum. Yanını işte şu paletlerin olduğu yere çıkaracak. Orçun, geldiniz mi? Neredesiniz? Nereye geleceğiz? Yukarı ilaç getireceksin ya. İlaç almaya çalışıyorum bir saniye. Ha, bilmiyorum, alayım mı? Öğrenmeye çalışacağım. Şimdi onu zeytinden mi bakacağım acaba? Kanka, yok. P'ye bas. Dördüncü sıraya gel. Tamam. Nesneler, paletler, herbisit alacaksın. Evet, bu yerdeki otlar için kesinlikle tamam. Herbisit şart arkadaşlar. Yoksa bu otlarla sürekli hiç uğraşılmaz yani. Bak, buradakiler daha da büyük. İki abi, tane var, hangisini alayım? Çağatay, tane gelelim. Fiyat. Efendim? Gel, yukarıdayım. Geliyorum abi, ben şu şeyle uğraştım da bir fabrikayla. Kafana göre al kanka, hoşuna gideni. Bu storing de mi olacak abi, şeyde spawning de mi ya? Ya sen niye elliyorsun kardeşim abi, benim? Hayır, bakmadım. Baktım sadece, storing hayır, mi olacak? Hayır, o storing de değildi. Ben onları buradan ayarlamıştım, bak sen kurcalamışsın. Abi storing deydi. Canımın içi. Ben ayarladım diyorum sana, sen beni dinlemiyorsun ki. Çalıştırılıyor da gözüküyor da bilmiyorum. Sen ellem oraya, gel buraya. Bunu al bunu. O makineyi de al mı? Bak şunu al. Buradan geç, ben senin arkandan geleceğim diğer makineyle. Orşun da ilaç atacak. Bu çok ağır, kaldıramıyorum galiba. Arasına giriyorum. Aynen. Aha, sol tarafından git önce, o soldaki otlar da kesilsin. Geliyor mu Orşun? Bir saniye, şunu yüklemeye çalışıyorum. Tamam. Kanka alt tuşuna bas iki kere. Ondan dolayıdır. Tam şey yaptım. Yok, kaldıramayacağım sandım da bir anda. Traktörü kaldırın oğlum.
Kaldırılmaz mı ya? Biz otları şey yapıyoruz, tımarlıyoruz kanka. Sen de ilaç atarsın, yenisi çıkmaz. İnşallah. Çağatay'la beraber. Gönül kaçtı zaten. Çağatay gelirse ben oynamam dedi gitti Çağatay. Dedi böyle ben böyle. Ben çıkayım Gönül abla gelsin abi. Ben de dedim biz Çağatay'ı satmayız dedim. Ben dedim git dedim. İyi demiş mi? Yo hiç öyle demedim. Öyle yo, dedim. Abi. Hiç iyi olmamış, Gönül abla gelsin. Öyle dedim. Hiç yalan yok, %100 doğru. Ana burada buğday çıkmış. Oradan geçtik ya, gel bu taraftan git. Akine yaşmayı unuttum abi. İndirdim sadece salak gibi. Ele diyorum ben de, bir değişiklik olmuyor acaba. Evet evet. Bundan dolayıymış arkadaşlar. Tamam. Orçun da bir gübre getirecek var ya. Markete gitti orada kızları kesiyor markette ya. Ulanlar ya. Kasiyer gidecek para Orçun. Bak durma, kasiyerin adını almaya çalışıyorum. Burada varmış, ben niye aldım o zaman bunun aynısını? Buradaki sıvı gübre, sendeki zehir kanka. Ha tamam, işaretleri farklıymış. Bir kere buğdaylara gübre yerine şey atacaktık ya. Hatırlıyor musun? Abi zehir buraya kadar almış bu arada. Git gel git gel yapa yapa, şimdi bir de ot ilacı atarsak bayağı rahatlarız ya. Abi zeytinlik fabrikası kurduk ya. Güzel oldu arkadaşlar. Oy zeytinyağı lazım bize. İki fabrika... Allah el freni çektim yanlışlıkla. Buraları biz bitiririz. Orçun bizim arkamızdan bir ot ilacı atar. Yeni ot çıkmaz. Rahat etmiş oluruz inşallah. Valla öyle hedefim var ama arkadaşlar bilmiyorum. Bence makineler de fena değil ya. Masteyler. 3 tane oldu ya. Güzel bir ekstra bir filo kurmuş gibi olduk şimdi. Sadece bu işe ayırdığımız için bir de bunları güzel oldu. Zaten toplama makineleri de ayrı. Direkt şey olacak. Ayrı bir makine olacak yani. Büyük mavi. Üzüm mü daha ucuzdu şey mi? Makine de mi? İkisi de aynı fiyattı kanka ya. Makine tipi de aynı makine zaten. Şey olarak ya, ekim olarak. Ha onu vallahi hiç bakmadım parasına. Ama zeytin ağacı daha pahalıydı galiba. Tamam o zaman üzümden gireyim de kuruyor sokuruz. Ha ot ilacı bayağı işe yarıyor bu arada. Aynen. Yapıyor mu? Otlar gidiyor mu? Yani aynen yüzeysel götürüyor. Tamam. Ya onu 6 ayda bir sıkarız kanka. İyi olur ya. Burayı da alaydın keşke ya. Aa ben aldım. Sen parçaladın abi orayı. Tamam. Abi sen... bunu ben sadece otları alıyorum. Doğru. Sen oradan git bakayım. Ben de buradan... Aa neyi değdim? Burayı bir düzleyeyim şöyle. Şu buğdayları. Ağaçlara değiyor ya. O sendeki makine otlardan başka bir şey almıyor mu Çağatay? Abi o şey... O... Buğdayları da bir düzledi yani geçerken. Düzlediyse oralardan da geç de buğdaylar da gitsin la. Zalim ne? Bu kadar tarladan bence güzel zeytin çıkar ya Orçun kanka. Bence de ya. Az değil yani. Sıvı gübreleri zaten yerindeydi. Yaptığımız işlemlere daha da güzel oldu. Arkadaşlar yalnız bu zeytinle üzüm işi biraz zahmetli iş. Yani buna 3 kişiden aşağı girmemek lazım. İşçiye veriliyor mu onu bir deneyeyim mesela. Verdim işçiye. Veriliyor. Çalışmayı bitirdi diyor. Tabii efendim. O bile kabul etmedi. Ya traktörlerimiz bir tık daha güçlüleri sığsaydı araya. O zaman daha iyi olabilirdi ya. Yine az değil aslında 135 beygir ama. Rampa yukarı giderken zorlanıyor. Evet, toplayayım şöyle. Bir canavar gibi gidiyor. Oradan rampa yukarı giderken zorlanmıyor mu? Yo abi valla ben 33'de falan gidiyorum buradan yukarı. Allah Allah. Demek ki bu arkadaki makine mi biraz fazla şey yapıyor acaba? Yüksek ihtimal. Tamam. Abi böyle bir buğday tarlası, pardon zeytin tarlası yapacağız arkadaşlar. Tarlanın yarısını da yapabiliriz. O da olabilir. Arkalara kadar gideriz abi dümdüz. Ben burayı bir tekrar şey yaparım. Öğrenmeye çalışıyorum şu an. Hani epey bir yatırım yaptık ama makineler zaten kalıcı. Sadece ağaçları yenileyeceğiz. Arada boşluk var bu arada. Bir tane ağacı yıkmışlar oradan aynen. Ben de yıkmış olabilirim bilmiyorum. Çift sıra galiba o. Neresi kanka? O sizin zeytinlerin olduğu yer. Yo hepsi tek.
birkaç yerde çift sıra vardı. İki tane zeytin falan vardı. En son bir ara yıkmıştın ya Yasin'in yaptığı yeri. Aha. O ara oldu galiba o. Belki de. Eğer sıralardaysan. Bir tanesini fazla yıkmış da olabilirim ya. Bu buğdayları alayım da buğdaylar da kalmasın burada. Ben de alabildiğimi aldım abi de. O kadar alıyor. Bayağı almışsın ya. Bir daha bu kadar alma. Ya şey makinenin kap şeyi bu kadar genişliği. Bırak ya, bırak ya. İşin gücün film hareketleri Çağatay ya. Ya ineceğim şimdi traktöre. Ağzımı da koparacağım. Bırak babuşum. Değerli arkadaşlar, videoların daha fazla keşfete düşmesi açısından videomuzu beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Beğenen paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Yorumlara elinize sağlık gibisinden yorum atabilirsiniz hocam. Yine yorumlar için de çok teşekkür ediyoruz. Elinize, kolunuza sağlık olsun. Boşun, o makine tek seferde 2 sırayı acaba 3 sıra ağacı şey yapıyor mudur? Gübreliyor mudur? 2 sıra yapıyor kanki. Süper. Biz daha bir solu yapıyor işte. Hmm. Fazlasını ama yapıyor. Şey yapıyorsun mesela, bir sıra giriyorsun, bir sıra girmiyorsun. Ne güzel. Bizimki mecbur ya, diğerdeki toprağı yaptığı için her sıraya giriyorsun. Aynen. Ne oldu babam? Aslında bir şey vardı, ana Orçun. Bizim bir gübre makinemiz vardı, hatırlıyor musun? O bunların arasına girerdi lan, tek seferde hepsini gübre atardık. Hangisi ya? Büyük bir tane böyle ahtapot gibi bir makine vardı, kocaman. Hmm, hatırladım. Çağatay, oradan bir daha gel de buğdayları da şey yapalım, keselim babaya. Abi şu kitlerekileri alayım abi, oraya döneceğim. Tamam. Tamamdır baba. Bir makine vardı, sen o zamanlar yoktun kanka, yayındaydın sadece. O makineyle bunların hepsini yeter. Eğer o makineyi geri alabilirim o makineyi ya. Zaten para da kazanıyoruz. İlaçla uğraşmayız en azından. Sadece sarmayla uğraşırız. Evet değil mi? Kolları böyle kenara doğru açılırdı onun. Aynen aynen. Ama işte bu ağaçların üstüne çıkacak mı? Çıkar bence. Bilmiyorum. Bence çıkar. Evet, çünkü buna gübre falan attığımızda da şey yapıyoruz, tamam. Ya püskürtmeli kullanmamız gerekecek ya. Kanka aşağı doğru sprey makinesi var işte, kolları açılıyor kenarlara doğru, aşağı doğru atıyor şeyi, ilacı. Püskürtüyor gene aynı bunun ama gibi. Ama işte traktör teyiyor ya kanki. Mesela şu an bunlara da. Çekerim. O bunlu gibi bir şey değil işte. Onu sen görmedin. O ince tekerli bir garip bir makineydi ya. Benim işim bitti aga. Allah Allah. Ha bizim ekstra aldığımız galiba. Değil şey diyorsun abi sen. Aynen ha. Direkt makine işte. Olan hani arkaya aynen. Bağlanan falan değil. Aynen. Ha onu diyorum. Gerekirse ondan alalım. O yüksekte abi, o yüksekte o şey yapar. Bence bir o zaten alamazsın. Bunun içinde de biz yanlış yerde kullandık onu. Abi masteyleri buraya bırakalım, Ferguson'ları. Şu köşede bir tane buğday kalmıştı da tamam almışsın sen onu. Tamam he, dönüşte aldım. Tamam, ayçiçeği yağı üretiyor şu an. Ama hepsini birine boşalttığı için diğeri çalışmıyor. Ayçiçeğinin yağı üretilsin. Ben içeri gidiyorum. Şey yapacağım. Gübre atacağım tarlaya. Böyle bir tane makineye dalayım. Araca gir diyeyim. Biri çalışıyor mu? Hangisi? Ha şu gönül makinesi çalışıyor. Buna bir girelim. Gençler, gübre makinesinin yerini hatırlayan var mı? Hangisi abi, şey mi? Ufak olan. Saçmalı olan. İçeride. Aynen. İçeride hani. Ha gördüm, okey. Gönüle bir traktör alalım diyoruz arkadaşlar, hediye. Böyle pembe yapalım. Bizi artık söver mi, kabul eder mi bilmiyorum. Abi ama ters kabul, mi? Kabul etmezse ben alırım o zaman. Membeli. Orçun. Fark etmez abi, traktör olsun. Ayağımızı yerden kessin. Galiba böyle olması lazım arkadaşlar. Oo, işi de dolu, süper. Abi bu tarladan çıkartacağımız malzemelerle birlikte eyvah. Bu şeyler, açacakları çok büyümüş ya. Tarladan çıkartacağımız ayçiçekleriyle beraber değerli arkadaşlar bayağı bir malzememiz olacak hocam. Hızlı da açalım da hemen hızlı gidip bitirelim. Bu bölümün sonu burası değerli arkadaşlar. Ayçiçeği tarlası bitiyor, videoyu bitiriyoruz. Bilginiz olsun, aklınızda bulunsun. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Hem City Skylines hem de Farming Simulator videoları geliyor. Beğenerek, takip ederek, abone olarak destek olabilirsiniz. Öyle işte. Gençler, siz bir şey diyorsunuz mu?
Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Her böyle videonun sonunda oluyor bir tane. Dedim o repliği çalayım. Her videoda var canım, haklısın yani. Herkes kullanıyor, ben de kullanıyorum, herkes kullanıyor. Lan bu tarla biter mi lan? Biraz yakın yapıyorum ama galiba ya. Göremiyorum ki abi. Nerede? Çok büyümüş. Bu kadar büyümeden gübre atmak gerekiyordu normal şartlarda. Şimdi aşırı büyütmüşüz tarlayı. Hey, ayçiçekleri. Ama zeytinlerle uğraşırken buralara odaklanamadık arkadaşlar. Ondan dolayı oldu. Başladı yani değil mi? Böyle hayırsızlığımızdan değil. Aman be Orçun be. Canınız sağ olsun. Ayçiçeklerini yayında toplarız ya. Ayçiçeklerini yaparsak video çok uzayacak. Bir saati geçti şu anda. Etan diyor ki yanaş şuna. Buradan gene aşağı doğru. Yasin de kaçtı ha. 15 dakika dedi de. Biliyorum zaten. Ben de dedim zaten. 15 dakika gitti mi bir daha gelmiyor videolar arkadaşlar. Ben telefonla konuştum abi ya. Buradaydım ya. Duyuyordum sizi. Yok şeyde az önce gitti ya herkes. Bir daha aldı ya. Yasin de uzadı. Evet, Yasin öyle ya. Kaçıyor. Bir şey diyeyim mi? Şöyle tarla gübreleyeceksin arkadaşlar. Efsane bir hız ya. Tabi normalde böyle gübreleseniz bu ayçiçeklerin hepsi giderdi. Biz tahribatı kapattık. Tahribat açık değil. Yoksa bunlara zarar veriyor. Ne kadar var abi şey büyümesine? Bir ay mı ne kaldı? 2 ay mı? 1 ay mı ne var? İyi, bunlara bir hasat. Hasadı hey, yayında yapacağız artık. Böyle bir bakayım. Aslında bak çok geniş alanı atıyor. Ben gereksiz yere çok uğraştırdım kendimi. Ama dedim ki verim yüksek olsun. Ayçiçe şey yağ yapacağımız için çok şey gelsin bize. Mesela arkadaşlar bak şurada böyle geçmek bayağı iyi yani. Anca dur. Böyle geçince tam yetiyor. 3 seferde bitiyordu normalde burası. 3'e böyleyim işte ben burayı. Bir de ortadan geçerim tam ortasından. Bak bak bak. Sağına bak abi. BMW ile mi geliyorsun? Ulan biz... Ya BMW ile yara yara geliyorum. Biz çalışıyoruz adam. Arabayla geziyor ya. Patronun arabasını kaçırdım. Çok riskli oldu. Patron beni traktörle kovaladı. Patronun yaparsın abi senden beklerim bu arada. Yaparım bu arada. Yaparım bilirsin. Oy Orçun sesin çıkmıyor ya. Şu arabayı biraz bulamadım da tekrardan buldum. Bak ya. Arabamdan in birader ya. Allah Allah. Yakarım bilirsin. Arkadaşlar tarlamız bitiyor. Çok şükür. Evet. Ayçiçeklerimiz de kocaman oldu. Mis gibi oldular. Ben şöyle dönelim. %100 eğer geçseydim ortaya doğru bir köşe kalırdı arkadaşlar. O yüzden iki parça da yapacağım burayı. Hatta burayı şöyle bir döneyim. Aslında bak hafif işlerde bu sarı makine canavarmış. Çok hızlı yani. Ama böyle ağır sarma, ekme, işte ondan sonra ne bileyim saban vesaire işlerde çekmiyor hocam. Bakalım gübreyi nasıl atmışız hemen. Bak o kadar dikkat ettim gene de 3-4 noktada kalmış görüyor musunuz şuralarda? Açık yerler, gübrelenmemiş yerler. Ama böyle nokta gibi. Muhtemelen o araziden dolayı da olabilir. Abi ayçiçekleri çok güzel görünüyor bu arada ya. Bakar mısınız şunlara? Ölümüne bir ayçiçeği tarlası var yani arkadaşlar şöyle. Devasa gerçekten ucu görünmüyor yani çiçeklerden. Evet değerli arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. İzleyen, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde, yeni bir Farming Simulator bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorumlara elinize sağlık yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.